yerli ve milli diyorsanız, milli bir bütçeden bahsediyorsanız, o zaman size şunu sorarlar: Kıbrıs konusunda ne yaptınız? Ege Adaları konusunda ne yaptınız? Sessiz kaldınız. Yani iş konuşmaya gelince mangalda kül bırakmazsınız ama uygulamaya gelince suspus oluyorsunuz, suspus oluyorsunuz. Asıl yerlilik ve millilik Kıbrıs'ta düşüncenizi net olarak ortaya koymaktır. Asıl millilik, asıl yerlilik Ege Adaları'nı vermemektir. Asıl millilik, asıl yerlilik orada düşüncenizi net söylemektir. Asil yerlilik, millilik oradadır. Şimdi millilik ve yerlilik demişken, şimdi bir hayırsever vardı, hayırsever. Bir hayırsever vardı, Reza Zarrab. Ülkemize gelince adı Reza Zarrab. Bazıları önüne yatmaya başlayınca da adı Rıza Sarraf. Sarraf ne demek biliyor musunuz Arapçada? Para bozduran demektir. Ah ulan Rıza, ah ulan Rıza. Hani bir şey vardı ya, sen neymişsin be, sen neymişsin be? Yurt dışında tutuklu ve hükümlü 5700 Türk vatandaşı varken onların bir tanesi için kılını kıpırdatmayanlar, yüce Türk askerinin başına çuval geçirilirken yine sessiz kalanlar senin için iki kez nota verdiler Rıza. Ah ulan Rıza. Sen o notayı, sen o müzik notasını almış olacaksın ki bülbül gibi ötmeye başladın Rıza. Ah ulan Rıza. Şimdi ben çok basit bir şey soracağım, çok basit. Dışarıda kuliste emektar bürokrat arkadaşlarımızın yorulmasına gerek yok. Google'a bakmasına gerek yok. Sayın Grup Başkan Vekili çok rahat cevaplayabilir. Şimdi Rıza Sarraf vatan haini mi? Rıza Sarraf başka devletler tarafından gönderilen bir ajan mı ya da? Eğer Rıza Sarraf vatan haini ve ajan ise onunla işbirlik yapanlar kimler? Onunla işbirliği yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak.